Total İstasyonları gün ortasını sunar. Saatlerimiz 12.30'u gösteriyor. EkoTürk'te gün ortasına hoş geldiniz değerli izleyenler. Bir saatlik yayın kuşağımızda bugün dev bir hizmetimiz olacak size. Malum dijital dünyanın son birkaç aydır üzerinde en çok konuşulan konusu ne diye sorsam herkes hemen hemen hep bir ağızdan Metaverse diyecektir herhalde. Ama tabii ki Metaverse'in ne olduğu konusunda kafalarımız halen çok karışık. Ama geleceğimizin Metaverse'de olacağına dair de maalesef hemen hepimiz hemfikiriz diye düşünüyorum. Niye maalesef dediğimi de daha sonra açıklayacağım. Evet. Metaverse denilen dijital alemlerde neler oluyor, neler, mağazalar açılıyor, araziler kuruluyor, Allah'ım Allah'ım. Hani çok aklımızda almıyor. O yüzden Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden sevgili öğretmenimiz, değerli öğretmenimiz Ali Murat Kırık'a hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk. Geçen hafta sizi bugün ağırladık hocam. Evet. Perşembe günü müsait gününüz. Evet. Dedik ki hocam olmadı ya, tam aydınlanamadık. Evet, evet. Gerçekten dev bir hizmet gelecek şimdi birazdan. Gerçekten ağır. EkoTürk izleyenlerine. Kesinlikle öncelikle ben teşekkür ediyorum beni davet ettiğiniz için. Bir de şöyle bir artımız olacak bizim. Şu ana kadar hep biliyorsunuz biraz teorik kaldı bu konu. Yani insanlar hep işte diyorlar arsa kurulacak, arazi alınacak, kripto para alınacak, satılacak, NFT alacaksınız, satacaksınız da bu nasıl gerçekleşecek değil mi yani? Bunun hocam, biraz uygulamasını yapmamız gerekiyor. Biz ne yapacağız şimdi? Evet. Ne yapacağız? Evet. Şimdi uygulama yapacağız sevgili seyircilerimiz. Yani Metaverse'te aman ben geri kalmayayım. Evet. Birileri paraları kazanmaya başladı. Evet. Biz burada işte efendim seyirci kalırsak, gecikirsek işte birçok şeye geciktiğimiz gibi olmuyor sonradan bu. Kesinlikle. Değil mi? Baştan girmek lazım. Baştan girmek lazım. Ama baştan girmek için de rehberlik lazım. Kesinlikle doğru bir rehber. Bilmek lazım. İşte doktor Sayın Ali Murat Kırık burada. Rehberlik yapacak. Hocam şunla başlayalım sonra uygulamaya geçeceğiz tabii. Ama hani çok şey vaat ediyor ya Metaverse bize şu an. Böyle öyle bir konuşuyoruz, öyle bir geyiği hani amiyane tabirle dönüyor ki. Fakat o konuşulanların da çoğu daha yapılamıyor. Evet, doğru. Biraz bu ne yapılabiliyor? Yani hayaller ve gerçeklerin arasındaki o çizgiyi bir çizer misiniz? Çok haklısınız. Şimdi bir kere şunu ifade edelim. Metaverse dediğimiz bir kavram evet sanal gerçeklik evreni. Ama bu yeni bir kavram değil. Bir kere bunun altını çizmemiz lazım. Zaten Neil Stephenson'ın romanında zaten bunu biz ilk defa duymuştuk. Ne zaman? Kaç yıl önce? Yani 92 yılı. Yani bundan işte yaklaşık olarak bir 20 yıl. Ama sanal gerçekliğin çok daha eski bir mazisi var. 1920'lere 30'lara kayıyor. İlk düşünce, ilk fikir 1920-30'larda atılıyor. 60 yıllarda askeri simülasyon anlamında bu teknolojinin kullanıldığını görüyoruz. 90'lı yıllarda da oyun konsollarıyla birlikte Metaverse fikrinin gelişim gösterdiği, insanların taktığı gözlüklerle, kasklarla birlikte var olan bir dünyanın dışındaki sanal gerçeklik dünyasına giriş yaptığını görüyoruz Ahu Hanım. Evet. Ama bunlar tabii oyun amaçlı. İşte insanların gelir elde edebileceği değil de keyifli vakit geçirebileceği bir yapı. Evet. Ama artık günümüzde... Yani gerçek dünyada hayatımızı geçirirken ara ara da girip... keyfe keder işler yapıyorduk, oyun oynuyorduk. Ama şu an baktığımız zaman tıpkı o 90'larda o çok meşhur Matrix filminde olduğu gibi yeni bir evrenin kurulduğunu görüyoruz. Kesinlikle. Ama ben şunu merak ediyorum. O yeni evrenin hani gerçek evrene de alternatif olabileceği düşünülüyor ya. Teknolojik gelişme hızlandıkça arttıkça ki hani bunu da tartışırız işin tabii ki. Çok tartışılması gereken konuları var ama orada neredeyiz hocam? Şimdi onu şöyle diyelim. Artık biliyorsunuz bu Bitcoin ile birlikte ve blok zincir dediğimiz teknolojiyle birlikte insanların hayatına artık bir kripto ekonomi kavramı girmişti. Sizler de az önce gördük işte emtiaların dediğim gibi azalış artışını az önce yayında da gördük. Şimdi artık bugün hayatımızın her noktasında kripto para birimlerinin var olduğunu görüyoruz. Bir döviz kuru gibi kripto paraların da kendi aralarında kurları var. İşte blockchain zinciri içerisinde Bitcoin var, Ethereum var ki birazdan anlatacağımız zaten Decentraland Ethereum blok zincir tabanlı bir şekilde çalışıyor. Bu şekilde insanlara hizmet sunuyor. Şimdi artık buranın bir ekonomi iktisadi yapısı var Ahu Hanım. Bizlerin de ülke olarak bunun dışında kalma şansımız söz konusu değil. Çünkü dünyanın ekonomisi buraya gidiyor. Yine çok güzel bir film vardı Don't Look Up diye bir film. Evet. Bilmiyorum belki siz de görmüşsünüz. Sizler de bu olayları takip tamam, ediyorsunuz. Tamam ben vakıfım ama izleyemedim ama evet. Mutlaka bu kadar yoğunluk arasında normaldir ama fırsatınız olduğunda ilk izlemenizi tavsiye ederim. Tamam. Bu dünyanın önemli iş insanları işte Elon Musk gibi işte Mark Zuckerberg gibi Bill Gates gibi insanların artık gelecekte ne kadar dünyaya yön vereceği ve dünyanın artık tamamen dijitale dönüşeceği, veri ihlallerinin had safhaya ulaşacağı ve tamamen dijital bir dünyanın var olacağı ve buna bağlı olarak da dijital bir ekonominin var olacağını bize gösteriyor.
gösteriyor. Evet. O yüzden de bizlerin bundan geri kalmaması, iş insanlarının bundan geri kalmaması, hatta vatandaşların bile bunda var olsunlar olmasınlar. Ama bu kavramın ne olduğu, internetin geleceği diye tabir ettiğimiz metaverse kavramını iyi analiz etmeleri gerekiyor. Ama metaverse bir marka. Bunun özellikle altını çizmek istiyorum. Yani sanal gerçeklik evreni. Ben buna bir kağıt mendil demiyorum da X markayla. Hani günümüzde onu gerçekleştiriyor ya, işte bir markete bakkala gittiğinizde bana şu marka verin diyor. Evet. Metaverse de aslında Mark Zuckerberg'in sanal gerçeklik evrenine verdiği at. Yeni bir kavram değil ama çok güzel bir lansmanla ortaya çıktı ve kendisi bu için içerisinde tanıtım yaptığı için biz şu an bu kavramı çok yoğun şekilde konuşmaya başladık. Ama mazisi, bunun gerçek anlamdaki mazisi 2015'e dayanıyor yani. Hani. Hocam şimdi Metaverse denildiği zaman tabii ki Mark Zuckerberg ama aslında yine bir büyük platform sunuyor değil mi kullanıcılara? Çünkü Metaverse'ün içini dolduracak olanlar bizleriz. Evet. Değil mi? Yani binlerce, on binlerce Türkiye dahil olmak üzere geçen yayında da konuşmuştuk. Şirket Metaverse'ün içerisinde yeni yeni çözümler, eğlence alanları, kültürel alanlar kuruyorlar, kurmaktalar. Onlar da oradan para kazanmayı hedefliyorlar. Metaverse'ün bir parçası olmayı hedefliyorlar. Yani biraz bunu da doğru anlamak gerekiyor. Çok hani bize bu sanal evrene işte Facebook, eski Facebook yeni Meta kurmayacak. Onlar platformu oluşturuyorlar. Paydaşlar olacak içeride değil mi? Bunu çok altını çizmek gerekiyor. Çok güzel söylediniz. Zaten bu yeni iletişim kuramlarına baktığımızda da aslında tam sizin söylediğinizi Christian Fuchs söylüyor. Marksist bir yapıya sahip ve Christian Fuchs şunu söylüyor. Dijital emek dediğimiz bir kavramdan bahsediyor. Yani siz o tarlayı ekeceksiniz, biçeceksiniz, o arazide dediğim gibi işte mülkler alacaksınız, NFT'ler satacaksınız, kripto para alacaksınız, işte ne bileyim bir tişört alacaksınız, gömlek alacaksınız, ayakkabı alacaksınız ama bunun kazananı kim olacak? Siz ne kazanacaksınız? Size ne vaat ediyor? İşte burada da Henry Jenkins'in hayran kültürü dediğimiz kavramına giriyoruz. O daha liberal bir bakış açısına sahip. İşte bu Metaverse dediğimiz evren bize sadece Zuckerberg ve türevlerinin kazancına değil, aynı zamanda sizin de, sizin gibi yatırımcıların da bir kazanç sahibi olacağınızı vaat ediyor. Evet. İşte bu belki bize biraz cazip kılıyor ve cazip geliyor. Oturduğunuz yerden Web 3.0, semantik web üzerinden, bir tarayıcı üzerinden sanal bir evrene girip dükkanınızı açıp oradan ürün alacaksınız, ürün satacaksınız. AVM yerine sanal gerçeklik AVM'sine gireceksiniz. Orada o ürünleri birebir görme şansınız olacak. Çevireceksiniz, alacaksınız, edeceksiniz. Yani bu gerçekten ütopik ve distopik gelse de şu an hayatımızın bir parçası haline gelmiyor. Şimdi bu yapılabiliyor mu bir bakalım. Hazır mıyız hocam? Tamam, evet. Şöyle sizi ayağa alacağım. Evet. Sevgili yönetmenim Cavit'e de söyleyeceğim ve sevgili editörüm Latif'te. Evet. Şöyle aportta olsunlar. Çünkü hocamızla artık biraz biz bu işin uygulanabilirliğine bakacağız. Bir yandan da kulağa tabii çok çılgın geldiğini biliyoruz mesela meta alemlerinde 2,5 milyon dolara bir arazinin satıldı. Olması. Evet, işte. Yani gerçekten ne var da 2,5 milyon dolar sanal toprağa para veriyoruz yani benim de anlamam mümkün değil gerçekten real bir ekonomi insanı olarak. Evet kesinlikle. Şimdi şunu söyleyeyim. Burası neresi? Decentraland. Decentraland. Decentraland bir sanal gerçeklik evreni aslında. Dediğim gibi bir metaverse gibi, hatta dedik ya geçtiğimiz haftaki yayınımızda da sizlerle konuştuk. Seul dedik bir belediyede size bir dediğim gibi belediye hizmetlerini artık buradan gerçekleşeceğini ifade etti ve kendi belediye binasını burada inşa etmek için projeye başladı dedik. Şimdi değerli izleyicilerimiz de hep dediler, ben internette de çok görüyorum, bana da çok soruyorlar. Yani hocam bu nedir, nereden alacağız, araziyi nereden koruyacağız? Evet hocam sorunu zaten çünkü hani dinliyoruz. Sanalın sanalında kalıyoruz. Evet. Uygulamasında geçemiyoruz. Sözlü kalıyor. Belki bizim Türkiye'deki en büyük sorunlarımızdan bir tanesi de o. Hocam buna nereden giriyoruz? Decentraland denilen yer, arazilerin, şunların bunların alınıp satıldığı yer, belediyelerin dediğiniz burada girip faaliyetlere başladığı yer. Evet, aynen. Arazilerin... Get started diyor. Buradan başlanıyor. Evet, aynen öyle. Şimdi bakın, bu şu an aslında girdiğinizde direkt açılış sayfasını görüyoruz. Burada da zaten arka planda da artık insanların kendi avatarlarını oluşturarak, geçtiğimiz haftaki yayında da size anlatmıştık, avatarlarını oluşturduğu, bin bir türlü maceraya girdiği, yeni sanal arkadaşlıklar edindiği sanal bir dünyadan bahsediyoruz. Kendileri oluşturuyor, keşfediyorlar, kendi markalarını oluşturuyorlar ve diğer kullanıcılara sunabiliyorlar. Şimdi şurada marketplace istiyor hocam. Burada herhalde artık mağazaların açıldığı yer mi orası? Evet, aynen. Ona birazdan zaten ben size anlatacağım, aktaracağım. Önce dilerseniz bir bu sürece nasıl dahil olacağımız, avatarımızı nasıl oluşturacağımız ve bu dünyaya nasıl gireceğimizi anlatalım. En merak ettiğimiz konu. Hemen bakın şurada Get Started var. Buna bastığınız an şöyle bir menü ekrana çıkacak. Burada
kripto para cüzdanınızı kullanarak giriş yapabiliyorsunuz. Çünkü dediğim gibi soğuk cüzdan dediğimiz kripto paraların offline bir şekilde cüzdanınıza dahil olduğu, ki bu da çalınmalara karşı bizi son derece korumaktadır. Para birimleri burada, bu sizin soğuk cüzdanınıza yer almaktadır. Merkeziyetsiz bir para ve anonim olarak, direkt olarak Ahu Orakçıoğlu değil de sizin bir cüzdanınızın ID'si bulunmaktadır. Bu da aslında para takibini giderek zor bir hale getirmektedir Ahu Hanım. Yani bizim hüviyetimiz para cüzdanımız olacak. Kesinlikle. Wallet dediğimiz, your wallet dediğimiz. Buradan şunu da tekrar sormak isterim, anlamak için soruyorum. Bu arazi alım satımları şu an kripto ile mi yapılıyor hocam? Kesinlikle kripto para. Zaten bu Decentraland, Ethereum dediğimiz kripto para birimi üzerinden yapılıyor ve kendi para birimi dediğimiz Mana var. Zaten insanların buraya gelmesi sadece oyun oynama, insanlarla tanışma amaçlı değil. Geleceğe yönelik burada yaptıkları işlerle Mana kazanıp daha sonra bu Manaları para birimine, kendi para birimlerine çevirip real hayatta aslında harcamak bir şekilde. Onların amacı, gayesi oluyor. Bu da Ahu Hanım misafir olarak girmenizi sağlıyor. Yani bu dünyaya belki korkabilirsiniz. Ya burası nedir? Ben para cüzdanımla girmek istemiyorum. Bir keşfetmek istiyorum diyorsunuz. Şey gibi, rehber tur gibi herhalde. Evet, orası. Rehber tur gibi. Play as guest diyebiliyorsunuz. Guest. Guest olarak girip girebiliyorsunuz. İşte burada da dediğim gibi sanal evreniniz bir şekilde dediğim gibi yüklenme aşamasına giriyor ve bundan sonra dediğim gibi son versiyon yükleniyor. Çünkü bunların da bir versiyonu var ve işte asıl geldiğimiz son nokta, hep dedik ya, sizin sanal bir kimliğiniz oluşacak. Ahu Orakçıoğlu avatarıyla birlikte bu dünyada var olacak ve avatarıyla birlikte, o sanal kimliğiyle birlikte alım satım işlemini gerçekleştirecek, işte tur yapacak, arkadaşlarıyla konsere gidecek, sinemaya gidecek, kendi dükkanını açacak. İşte bu işlemi gerçekleştirdiğimiz, yani avatarınızı oluşturduğunuz yer bu. Bakın, dikkat ederseniz burada vücudunuzun yapısından tutun, kafa yapınız, üstünüz, başınız, ayakkabınız, aksesuarlarınız, ki bunlar yine gelecek günlerde açılıyor oyuna girdikten sonra. Yani bu Metaverse evrenine girdikten sonra. Burada bakın, isterseniz randomize deyip sabit ya da farklı bir avatarla girebiliyorsunuz. İsterseniz de buradan kendi yüz tonunuzu oluşturup, bilmiyorum arkadaşlar şey yapabilecekler mi? Buradan hani mesela işte kadın erkek seçimini yapıyorsunuz buradan biçim olarak. Ondan sonra aynen mesela biz seçelim buradan geldikten sonra. Buna bastığınız an mesela bakın burada fiziken erkek olan kişi direkt işte kadın haline geliyor. Yine şurada kafa kısmına bakın, head kısmına geldiğimiz an direkt olarak kafayı değiştirebiliyoruz. Tamam. Top dediğimiz, bottom dediğimiz kısımlara girdiğinizde de vücudunuzun üstünde ne giyeceğiniz, ne edeceğiniz, bunların hepsini buradan hocam görebilme şansına sahip olursunuz. Şimdi biraz bağlantıyla yayın çıkış arasında süre olduğu için çok oyalanmayalım dedi bana sevgili yönetmenim Cavit. O yüzden hocam devam edelim. Avatar'ı anladık. Yani burada kendimize göre customize ettiğimiz ama seçenek, sunulan seçenekler arasından seçim yaptığımız bir model var. Muhtemelen bu da gelişecek ileride. Kesinlikle. Değil mi? Yani kesinlikle. Bu da başka bir yere doğru gidecek. Tabii. Artık direkt olarak yapay zeka sizin fotoğrafınızı algılayacak ve otomatik olarak bu işlemi gerçekleştirmiş Anladım. Olacak. Anladım. Kendiliğinden bir tabii, taramayla. Direkt olarak. Tabii. Direkt Peki. olarak bunu yapacak. Nereye geçelim hocam? Şimdi avatarımızı biz oluşturduk. Şimdi girdik. Bunu oluşturduktan sonra dediğim gibi artık üstünüz, başınız, elbiseleriniz vesaire gelecek. Bu zaten bundan sonraki süreç bizim için önemli. Bakın burada mesela ben bir tane avatar oluşturdum burada bakın. Evet. Kendim tamamen hayali bir avatar oluşturdum. İşte daha yazlık bir terlik seçerek. Evet işte hocam. Efendim, tam bir yaz insanı daha, olduğunuzu anladım. Evet, sağ sportif bir üst baş anladım, tercih ettim. O dönemde tabii saçlarımız sarıydı ama artık döküldü. Yapacak bir şey yok. Bu avatarımızı oluşturduktan sonra bir altı hemen geldiğimizde. Şöyle aşağı doğru aynen gelelim. Aynen öyle. Aşağı doğru çektiğimizde bakın burada dediğim gibi kafa yapısını görebiliyoruz. Görebilme şansına sahip oluyoruz. Bakın burada dediğim gibi saçlarınızın şeklini buradan oluşturabiliyorsunuz. Direkt olarak bu zaten sizin önünüze gelmiş oluyor. Bir sonraki aşamaya geçtiğimizde. Devam edelim biraz. Aynen, avatarı geçtikten sonra ayakkabımızı, bakın bu terliği dedim ya seçtim. Siz isterseniz kışlık, spor ayakkabı vesaire seçme şansınız oluyor. Bir sonraki geldiğimizde de işte dediğim gibi saç şeklinizi son olarak oturttuktan sonra artık avatarınız oluşturulmuş oluyor. Yani ben sanal alemde yine bedenleniyorum burada. Tabii, önce bir bedenlendim. Şimdi faaliyetlere başlayacağım. Evet, faaliyetlere birazdan gireceğiz. Hemen bir sonraki dediğim gibi aşamaya geçtiğimizde
Bundan sonraki süreçte işte dediğim gibi avatarınızın ismi. İsterseniz Ahu diyebilirsiniz, isterseniz buna kendi nickname dediğiniz takma bir isim koyabilirsiniz. Ve böylelikle next dedikten sonra, yani şuraya bastıktan sonra bir sonraki aşamaya geçmiş oluyoruz. Ama Ahu Hanım, bunu şöyle söylemem lazım. Mutlaka Web 3.0'ı destekleyen bir tarayıcıyla buna giriş yapmanız gerekiyor. Bunu herhangi bir şekilde evimizde Web 3'ü destekleyen bir tarayıcımız yoksa giremiyoruz. Buraya giremiyorsunuz. Onun özellikle, yani semantik Web'i destekleyen bir tarayıcı. Evet. Hani belki burada izleyicilerimiz hani ya ben giremiyorum, sürekli hata veriyor diyebilir. O yüzden onu anlatayım. Bu da teknolojik olarak sizin dijital kapitalizmin bir karşılığı. Yani bu hizmeti almak için teknolojini de değiştirmen gerekiyor. O Web 3'e girebilecek, girmemizi sağlayacak olan o şey nedir acaba? Opera tarayıcılar mevcut. Tamam. Bunun tabii ki altyapısı teknolojik olarak RAM'inizin, işlem gücünüzün yüksek olan bir bilgisayarınızın olması gerekiyor. Yoksa bunlar gerçekten öyle anlık yüklenen unsurlar değil. Çok bu böyle telefondan, iPad'den girebileceğimiz bir durum var mı yok mu hocam? Var. Bu teknolojinize ve tabii ki kullandığınız modele de göre değişim göstermektedir. İşletim sisteminize göre. Onun da altını çizelim. Avatarınızı oluşturdunuz. Sizi bir Genesis Plaza dediğimiz bir muhtarlık gibi bir merkeze atıyor sizi. Evet. En son olarak. Got it diyoruz. Ve got it dedikten sonra da dediğim gibi artık oluşturduğum avatar şu an dediğim gibi size bir asiste eden, tıpkı bu iPhone'lardaki Siri gibi sizi asiste eden bir kişi. Ve tabii ki dünyaya, sanal gerçeklik dünyasına yeni gelen kişilerle bu merkezde bir nevi taksi meydanı da diyebilirsiniz. Evet. Ankara'daki Kızılay Meydanı da diyebilirsiniz. Hocam, o meydana gelmiş burada olur. Karşıma çıkanlar robotlar mı yoksa gerçek dünyadan avatarlı insanlar mı? Avatarlı insanlar. Şu an siz... Burası gerçek bir sosyalleşme yeri diyebiliriz. Sosyalleşme. Touch 5D52 diye isim koymuş ama bu gerçek bir kişi. Ben olabilirim bunu. Kendi kimliğimle yer almayabilirim. Siz kendi kimliğinize var olabilirsiniz. Ben kendi kimliğime var olmayabilirim. Bu şu an iki boyutlu ama Zuckerberg'in istediği işte şu gördüğünüz alanı tamamen gözlüklerinizle, kasklarınızla gerçek bir hale getirip size bir tulum giydirip tamamen artık burada insanlarla konuşacağınız, temas edeceğiniz bir sanal gerçeklik evreni istiyor. Ama o yatırım hala devam ediyor. Devam ediyor. Daha bitmedi o yatırım. Bitmedi. Çok güzel. Altını çizelim. Bir sonraki kareye geldiğimizde burada da işte dediğim gibi bakın insanların arazi içerisinde olduğu, var olduğu, işte dediğim gibi burada dünya merkezine girdikleri bir havuz görüyorsunuz. Evet. Ondan sonra burada işte dediğim gibi bakın isimleri görüyorsunuz, arkadaşlarınıza tanışmanızı sağlıyor. Bu da efendim kuzey, güney, doğu, batı, yani size bir harita gösteriyor. Aynı nasıl bizde bir navigasyon var ya Ahu Hanım. Explorer dediğiniz, keşfedeceğiniz alana girmenizi burada sağlamış oluyor. Hocam, o meşhur arazi satışları burada mı gerçekleşiyor? Biraz mesela zaman, 2,5 milyon dolarlık arazi burada nerede satıldı olabilir ki acaba diye insan düşünmeden edemiyor. Burada ya kalabalık satıldı bir yer olmalı değil mi? Burası kesinlikle çok insanların ayak trafiği derler ya, trafiğin yoğun olduğu bir yer olmalı kesinlikle herhalde. Kesinlikle Ahu Hanım. Zaten o burada sağlandı. Birkaç kare sonra zaten geliyoruz oraya. Peki. Avatarımız da burada. Bir sonraki kareye geçelim. İşte burada da dediğim gibi avatarımız şu an ortalımı keşfediyor ve asıl burada bakın önemli olan bir kısım var Ahu Hanım. Şurada hemen Explorer'a basıyoruz. Yani keşfet seçeneğine tıklıyoruz. Metaverse evrenini, sanal evreni keşfetmiş oluyoruz. Hemen tıkladıktan sonra bir sonraki kare gelmiş oluyor. Burada da Ahu Hanım Explore and Play, yani açılan dükkanları keşfedebiliyorsunuz. Evet. Açılan oyun merkezlerini keşfedebiliyorsunuz. Bu oyun merkezlerinde mesela şöyle olacak Ahu Hanım. Biz sizinle bir sanal ortamda bir oyun oynayacağız. Bunun karşılığında işte siz 5 mana koyacaksınız. Ben 5 mana koyacağım. Kazanan 10 manayı almış olacak. Dolayısıyla ben mananın sahibi olmuş olacağım. Yani hem sizinle eğlenmiş olacağım hem de sizin oyun için, sanal gerçeklik evreni için ödediğiniz kripto para birimlerinden faydalanmış olacağım. Yani real hayatta aslında olduğu peki, gibi. Peki bu sefer oynadığımız oyundan kazandığımız parayla biz gidip başka bir yerde bir harcamada yapabiliyoruz. Yapabiliyorsunuz. Daha çünkü önce yapamadığımız şey buydu aslında. Evet, çünkü niye? Oyunun başında siz bunların hepsini ne yapmışsınız? Kripto para cüzdanınıza yatırmışsınız. O kripto para cüzdanınıza direkt olarak nakil ekleniyor, işlemi gerçekleşiyor. Orada oraya transfer oluyor anında. Evet, aynen öyle. Bir sonraki kareye hemen geçelim. İşte sizin dediğiniz konulardan bir tanesi bu. Bunu detaylı bir şekilde aktarmış olacağım. Siz dediniz ya bu galeriler, araziler vesaire nereden çıkıyor, nereden ediyor? İşte gördüğünüz gibi Genesis Plaza'nızda arazi satışlarından tutun. Burası bir meydan. Meydan. Hocam. Adı da Genesis, ilginç yani. Aynen öyle. Burası şehrin merkezi gibi düşünün. Yani o sanal gerçeklik evreninin merkezi. Bunların hepsi aslında bakın MV Galeri. Mesela X bir firma bir galeri açmış. Burada kripto hali para hali hazırda satılmış yerlerden biri burası. Bravo. Bir mağaza yeri olarak. Evet. Evet. Aynen. Peki. Yani hani siz dediniz ya hocam işte bunlar nasıl oluyor falan. Direkt olarak alanı seçiyorsunuz ve sonra jump in diyorsunuz. Jump in dedikten sonra direkt olarak o araziye
girme şansına sahip oluyorsunuz abi. Evet. Yani. Ya bu, hocam şimdi bu böyle 2,5 milyon dolarlara çıkan bir şey bir fırtına yaratır mı arkasında? Yani birileri şunu der mi? Ya burada acayip bir şey dönecek belli ki. Yani buradan bir an önce ben arazileri kapış kapış almalıyım gibi bir arkadan bir şey gelir mi yani? Müthiş bir talep patlaması geliyor mu? 2009'da blockchain dediğimiz Satoshi Nakamoto'nun oluşturduğu o sistem ki onun hala kim olduğuna dair biliyorsunuz çok farklı şehir efsaneleri muğlak, var. Muğlak bir nokta. Şimdi blockchain dediğimiz zincirin içerisinde Bitcoin bu kadar üst seviyeye çıktıysa neden bir arazi işinin yapıldığı, NFT'lerin satıldığı ki non-fungible tokenlar ki geçtiğimiz haftada sizinle biraz konuşmuştuk. Neden satılmasın Ahu Hanım? Evet. Dijitale dönüşen bir dünya içerisinde, dünyanın artık dediğim gibi birkaç büyük şirketin etrafında toplandığı bir dünyada, dünyanın önemli insanlarının kriptoya verdiği, dijital paraya verdiği desteği düşündüğünüzde neden artık dünya ekonomisi, dijital dünya ekonomisi buraya kaymasın ve sanal merkezler oluşup insanlar alışveriş merkezleri doğru. yerine buralardan alışveriş yapmasın, ya dükkan şimdi almasın. Zaten özellikle o Meta'nın şu an çok üzerinde çalıştığı o neyi? Oculus. Oculus VR dediğimiz teknoloji. VR dediğimiz teknoloji tam anlamıyla son noktaya geldiği anda zaten insanları buradan alamayacağız. Günde şu an en az 5-6 saat sosyal medyada geçiriyorsa insanlar evet. en iyi ihtimalle. Herhalde o gözlükler hayatımıza girip biraz daha işin üç boyutluluğu arttıkça muhtemelen burada 10 saat, 15 saat hani neredeyse iş Matrix'e kadar gidecek. Matrix'e belki kadar... hiç çıkmadan hani ancak beslenme ihtiyacı için çıkıp geri dönecek tabii. insanlar ama, topluluğu olabilir. Ama bu bir ekonomidir. Evet. Bunu bakın bunu reddeden ülkeler gelecekte kaybedecektir. Yani evet. bunu bir ekonomik kazanç olarak görmüyorum. Seul niye giriyor? Yani Seul'den tabii. yani Seul dediğim Seul Belediyesi. Bildiğiniz burada ben merkezimi açacağım, belediye hizmetlerini artık buradan yönlendireceğim. Evet, yani vergi diyor. Toplama gibi. Vergimi toplayacağım, faturaların ödenmesini gerçekleştireceğim, tapu işlemlerini buradan gerçekleştireceğim. Evet. İnsanlara sosyal tesisler oluşturacağım diyor. Evet. Bizim de burada geri kalmamız hocam var. Şu an boş görünüyor. Baktığımız zaman evet. Metaverse'ün ilk meydanı herhalde. İlk Genesis meydanları. Plaza, evet. Değil mi? Aynen öyle. Yavaş yavaş dolmaya başlamış. Buralara gelen gerçek real dünyanın markaları, mağazaları var. Ama herhalde sizinle bir 6 ay sonra yayın yapsak başka bir... Başka bir dünya. Belki mi? İnşallah nasip olursa yaparız. İnşallah. Şunu söylemek istiyorum. Bunu belki arkadaşlar flashback olarak verirler yayında. Şu bölge Genesis Plaza şehrin merkezi olduğu için buradaki araziler... Şehrin dışına yakın arazilerden çok daha kıymetli. Dolayısıyla aynı şöyle düşünün. Taksim Meydanı'ndasınız. Taksim'den ev almak var. Ne bileyim işte Fatih'ten ev almak var. Kadıköy'den ev almak var. Esenyurt'tan evet. ev almak var. Beylikdüzü'nden ev almak var. Dolayısıyla ne oluyor onlarda aslında? Şehrin merkezi, şehrin göbeği olarak daha pahalı bir şekilde arsalar satılırken, evler, arsalar evet, satılırken... Evet. Şehrin dışına doğru artık biraz daha bedeller düşmeye başlıyor. Yani dolayısıyla insanlar gerçek belki... dünyanın bir simülasyonu hocam sonuçta değil bu mi kadar. Yani? Sims oyunu vardı hatırlar mısınız evet, Ahu Hanım? Evet. Aslında onun bir şekilde real hayata entegre edilmesini evet. görüyoruz. Matrix Sims karışımı bir şeyle karşı karşıya. Bir sonraki hemen kareye geçelim. Evet. Bu da... Yine hocam çok özür dilerim istiyorum. Bir arazi almak istedik, mağaza açmak istedik. Bunların hepsini biz dijital kripto paralarla yapacağız. Hepsi. Önce wallet, bir cüzdan oluşturmamız gerekiyor. Evet, evet. Ondan sonra da burada ne işlem yapıyorsak zaten her şeyi online olarak yapabiliyoruz. Bir kez daha altını çizelim. Altını çizelim. Şimdi ben en son size bir grafik getirmek istedim. Hani insanların aklında soru işareti kalmasın diye. Çok, evet. çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ben. Şu an Mana'da yani bu düşüş var. Açıkçası şu an bir fırsat olduğunu ben düşünüyorum. Şu an bakın size Mana'nın son bir haftalık grafiğini ekrana aha. yansıttım. Bir çıkış ilk Zuckerberg bunu anlattığında hakikaten 40-41 civarlarındaydı. Evet. Bu Türk parasına karşılık gelen yani bir Mana Decentraland'in Türk parası karşılığı. Şu an bir Mana'nın 40 lira 80 kuruş olduğunu görüyoruz. Yani siz evet. bir Mana alabilmek için 40 lira 80 kuruş vermeniz gerekiyor. Evet. Mana'yı yakında kripto paraların kendi şey içerisinde de görebilecek miyiz? Ne diyorsunuz hocam? Kesinlikle ben göreceğinizi düşünüyorum. Çünkü bu teknoloji gelişim gösterdiği evet, müddetçe evet. artık oyunun dışına çıkacak. Zaten bunu oyunun dışında da siz Mana'yı çok farklı bir şekilde exchange evet. edebiliyorsunuz. Farklı bir para birimiyle değiştirme şansına sahipsiniz. Dolayısıyla benim şu an almam demek şu an mesela 40'tan aldım. Örnek vereyim önümüzdeki evet. hafta yükselecek. Tabii Metaverse yani Decentraland'in de büyümesine bağlı olarak 47 olacak, 48 olacak, 50 olacak yani. Aha. Hani tıpkı Bitcoin
Bitcoin gibi. Evet. Ama insanlar... Ama heyecanlanmasınlar. Mana sadece kendi başına yatırım yapılabilecek bir para birimi değil. Evet, aynen. Biz şu an manayla eğer girersek içeride meta aleminde alım satım yapabiliyoruz. Evet, yani onu... aynen öyle. Onun özellikle altını çizmemiz gerekiyor. Çünkü kripto deyince iştahlanan çok yatırımcı var malum. Aman yeni bir kripto currency mi geliyor? Bu da meta tıpkı bir yatırım aracı gibi çıkacak mı diye. Tabii. İşte onu da mesela düşünenler var. Bir emtia olarak düşünebiliriz bunu. Anlatabiliyor muyum? Bir sonraki kareye de geçebilirsek. Yani kripto içerisinde yok değil mi hocam? Net yanlış bir bilgi vermeyeyim ben. Tabii tabii. Şu an için direkt olarak yani dediğim gibi şu manayı aldık, bunu aldık vesaire gibi bir durum söz konusu olmuyor. Peki, yani. Tamam. Anlatabiliyor muyum? Decentraland'ın çünkü bir para birimidir. Peki 43 TL'lerden işlem gören bir karşılığı olan bir mana birimi var. Evet, aynen öyle. Bakın burada da 1 liranın karşılığını görmüş oluyorsunuz dediğim gibi. Zaten şunu söyleyelim özellikle. Bu bir altcoin'dir. Yani Ethereum'a bağlı bir altcoin'den bahsediyoruz. Ah tamam, tamam. Ethereum'a bağlı bir altcoin. Evet, Ethereum'a bağlı. O zaman. Evet. Peki ben düzeltiyorum o zaman. Ethereum'a bağlı bir altcoin. Onun özellikle altını çizelim ki yanlış bir algı olmasın. Olmaz. Sürekli tabii ki değişim gösteriyor. İsterseniz Bitcoin'e çeviriyorsunuz, isterseniz Türk parasına çeviriyorsunuz. Tamam. Bu da bir grafiğini sizinle paylaşmak istedim. Bir sonrakine gelelim. Şimdi asıl size göstereceğim alan bu. Bakın. Parsel ve boyutlarını çok aktif bir şekilde görebilmiş oluyorsunuz burada da. Şimdi ben... Sizin var mı hocam? Ben şu anda almadım açıkçası söylemek gerekirse. Ben şimdi Latif'ten rica edeceğim. Bu market alanının sanal bir şekilde görüntüsünü arkadaşlarımız bize yansıtabilirse. Tamam. Onu açık bir şekilde görecekler. Çünkü siz de biliyorsunuz artık özellikle son dönemlerde arsa, arazi satışları Google'da en çok aranan... ifadeler arasında yer alıyor. Hı hı. İnsanlar şu an çok yoğun bir şekilde, aktif bir şekilde bu sistemin içerisine girmeye çalışıyorlar. Ve hakikaten de bu yoğunluğu düşündüğümüzde insanların niye bu arazilere, arsalara girmek istediğini çok daha iyi anlamış oluyorsunuz. Evet, arkadaşlarımız getirdi. İşte şu an az önce gördüğünüz merkeze, şu merkezi görmüş oluyorsunuz. Az önceki meydan. Evet, aynen öyle. Şimdi bakın burada... İsterseniz satılık araziyi açabilir, isterseniz de kapayabilirsiniz. Şu an mesela şu gördükleriniz, bakın şu noktalar mesela Latif birkaç tanesine gelebilir ise, üstüne tıklayabilir ise arazilerin mesela ne kadara satıldığı sahiplerini görüyorsunuz. Bakın burada owner dediğimiz kişinin, legend never die dediğimiz bir hesabın satış gerçekleştirdiğini görüyorsunuz. Evet. Onun dışında yine başka bakın. Farklı bir ara mesela bakın 250 bin mana almış. 250 bin mana price. Evet. Şu an satıyor, almış ve satıyor. 250 bin mana. Siz dediniz ya insanlar neden bu kadar para versinler vesaire? Şehir merkezine yakın. Direkt olarak girebilir. Yani insanlar girdiklerinde direkt keşfete çıktığında buraya gelecekler. 250 yani. Bin manayı şu an çevirebiliyor muyuz hocam kafamızda? Ne kadar geliyor? 40 lirayla çarptığımızda ne şey yapar? Türk lirası olarak. Evet, Türk lirası olarak 250 bin manayı çevirdiğimizde 40 lira olarak hesap ederseniz 250 bin 1 milyon, 10 milyon civarı bir şey oluyor. Evet, 10 milyon TL. Aynen, 10 milyon Türk lirası şu araziyi almak isteyenler 10 milyon Türk lirası. Demek ki 700 bin dolarlık bir satış yapılmış orada ya da bir fiyatlama olmuş orada gibi görünüyor. Şimdi şöyledir, araziyi çok daha düşük almıştır, değer kazanmıştır. Ona da bir şey diyemeyiz. Anlıyorum. Yani şimdi bir gün önce aldığınız kripto parayla bir gün sonra aldığınız bir değil ki. Yatırımına göre de değişiyor yani. Yani onun da altını çizmek gerekir. Bakın buralarda da yine araziler var. Mesela bakın şurada var, burada var. Bunlar hep boşluk. Satılan noktalar, araziler olarak geliyor. Yarın öbür gün tekrardan alacak. İnsanlar buraya kendi dükkanlarını kuracaklar, alışveriş merkezlerini kuracaklar. Buradan alım-satım işlemleri gerçekleştirecekler. Ve böylelikle oyun içerisinde aslında oyunlaştırma aracıyla bir para kazanıp aynı zamanda da ekonomik olarak iktisadi yapıya katkı sağlayacaklar. İlk sosyal medya çıktığında hatırlıyor musunuz Ahu Hanım? Ya sosyal medya eğlence aracıydı ama şimdi bir pazarlama aracı haline gelmeye başladı. Evet, buradan şimdi vergi veriliyor. 1 Ocak'tan itibaren stopaj kesilmeye başlayacak influencerlardan, fenomenlerden, YouTube'lardan. Bu da son derece önemli. 1 Ocak aslında dönüm niteliği de taşıyor. Şimdi artık buranın da hukuki bir zemine oturtulması, bu iktisadi yapının gelecek yıllarda ülkelerin hani bu noktada sonuçta bir para birimi var, sanal bir para birimi var, merkeziyetsiz bir para birimi var. Bu şimdi ülkeler bundan çok ciddi anlamda zarar görecekler. Neden diyecek olursanız vergi anlamında olsun, işte burada dediğim gibi bir oyun gerçekleştirecek insanlar oradan kendi para birimlerini çevirecekler, Ethereum'a çevirecekler, Ethereum'dan buradan alacaklar, mana satın alacaklar. O yüzden biraz korkutucu diye düşünüyorum. Şimdi tabii bu geliştikçe kendi para birimiyle bu cumhuriyet büyüdükçe acaba diyorum ülkeler tıpkı konuşulduğu gibi ortak bir para birimine mi geçecekler ve mana öyle bir şeye mi evrilecek diye de insan düşünmeden edemiyor. Kesinlikle, doğrusu. Kesinlikle. Zaten Zuckerberg'in bir açıklaması vardı.
Ben şunun hala altını çizmek istiyorum. Bir sanal gerçeklik evreni olmayacak. Birden çok sanal gerçeklik. Biz bugün bir tanesini inceliyoruz, sizinle analiz ediyoruz. Bunun dışında çok farklı dünyalar da var. Sanal gerçeklik dünyaları da var. Çünkü burada bir hayat var artık. Bunu bizim de teknolojik olarak belki kaçırmamamız gerekiyor. Ülke olarak da kaçırmamamız gerekiyor. Yatırımcıların da bu anlamda bu alana gerçekleştirecek, arazi alacak. Yani mesela bir holding gelip buradan bir arazi satın almalı. Bu aynı zamanda insanların, şirketlerin, firmaların dünyaya açılan bir kapısı olacak. En güzel tanıtım artık burada olacak. Reklam ne olacak? Bir yere sağa sola internete verseniz reklam ne olacak? Burada bir şirketinizin olması, burada bir holdinginizin olması, burada bir alışveriş merkezinin olması hepsinden çok daha büyük. Küresel ölçekli bir dünya. Burada ırkı yok insanların, burada milleti yok insanların, burada sınırı yok insanların. Kesinlikle baktığınızda. Hocam. Şimdi gelişmelere baktığınız zaman buranın gerçek ne diyeyim gücüne kavuşmasını siz yaklaşık kaç yıl sonra görüyorsunuz? Özellikle şu Oculus dediğimiz o gözlükler, şu an Ray-Ban'le yapılan bir ortak gözlük çalışması var yine Meta'nın yaptığı. Hani bütün bunlarda teknoloji nerede? Çünkü iş üç boyutluluğa doğru girdiği müddetçe herhalde daha çekici hale dönüşecek diye düşünüyorum. Tabii. Her şeye rağmen. Oradaki teknolojiyi kaç yıl sonra çok anlamlı bir seviyeye ulaşacağını öngörürsünüz. Ben açık söyleyeyim en az bir 20-30 senenin var olacağını daha. Kesinlikle tamam. Var. Yani bakın bunu kayda düşün. Gerçekten çünkü yapılan çalışmaları evet aferin. Yapılan çalışmaları değerlendirdiğimizde Zuckerberg'in diğer dediğim gibi Decentraland gibi diğer marketplace'lerle ortaklaşa hareket edebileceğini açıklaması da önemlidir bence. Yani sadece diyor ben bunu tek başına almayacağım diyor. Tek başına hareket etmeyeceğim. Bunun dışında diğer yatırımcılarla birlikte, diğer bu alanda faaliyet gösteren şirketlerle ortak olacağım diyor. Ama başını kendisi çekmek istiyor. Bunun özellikle altını çizmek istiyorum. Son derece önemli. Var mı hocam şu an itibariyle biz bir kişinin şeyi içerisindeyiz değil mi? Hangi toprakları almış? Collectibles, Partners, My Assets, burada, My Bets. Mesela bir kişinin de tıklayalım. Şöyle mesela bir dükkana mesela tıklayalım. Tıklayıp alta geçebilirsin. Hocam biraz NFT kavramını da açmanız mümkün tabii. Mü bu arada? Hani hala anlamamış olanlar için, tabii. Bizler aynen. için. Şunu da hemen hani tıkladık ya hanım biraz daha yakınlaştık. Bakın burada network'ün Ethereum olduğunu görüyoruz. Tamam. Yani onun özellikle altını çizelim. Tamam. İzleyicilerimiz hani. Evet bir yanlış bilgi vermiş evet, olmayalım. Evet yanlış bilgi vermiş olmasın aynen öyle. Burada owner şirketin sahiplerini görmüş oluyorsunuz. Mesela profillerine girebiliriz. Mesela Latif tıklayalım mesela onu. Aynen. Direkt olarak o, bakın parselin nerede olduğu hani tıpkı konumunu vesaire görmüş oluyor. Aynen buradan şuna dediğim gibi biosuna girmiş olabiliyorsun. Bakın kullanıcının ismini buradan görebiliyorsunuz. Ve kullanıcı bunun da, bu mesela kullanıcı, tanımıyoruz. BB46 Visitor demiş evet, kendisine. Kullanıcının almış olduğu alanları görüyorsunuz. Yani evet. işte dediğim gibi nereye almış? Altic City'de. Dediğim şey yapmış. Bakın kontak astro. Kimin ne aldığını görebileceğiz mi hocam? Görüyorsunuz. Evet. Ama avatarının ne aldığını görüyorsunuz. Anlıyorum. Ben bunun kim olduğunu bilemiyorum. Evet, gerçek dünyada değil. Gerçek ama avatar varlığı içerisinde. Hani bir de mahremiyetten de söz ediliyor. Hani kişisel veri mahremiyetinden. Hani en büyük sorun, en büyük sıkıntı bu. Ama burada öyle bir dünya kuruluyor ki mahremiyet artık herhalde ipin ucunun kaçırılacağı son nokta olacak gibi geliyor bana. Ama onu nasıl sağlayacak? Kesinlikle. O blockchain tabanlı olmasın bunun. İşte blockchain zaten dediğim gibi bir aslında şifreleme mantığıyla çalışıyor. Dolayısıyla da bu aslında biz aslında hala veri madenciliğini, kripto madenciliğini anlayamadık. Kripto madenciliğinin böyle sanki bir şeyin delinerek kazınarak yapıldığını hala insanlar düşünüyor. Aslında böyle bir sistem değil efendim. Bunun özellikle altını çizmek istiyorum. Yani bu kavramın özellikle daha iyi anlaşılması, algılanması açısından. Bu mesela şu an bu profile girdik ya. Bu kişinin almış olduğu alanları görmüş oluyorsunuz. Hepsinin bir şeyi var. Ve hepsinin bakın bir parsel numarası var. Hani bizde de vardır ya. Tapuya evet, gittiğinizde tapu, işte pafta, aynen papta, ada, sınır vesaire. Burada aynen. da aynı durum söz konusu olacak. Mesela bu kişiyle girdiğinizde direkt olarak buradan irtibata geçerek orayı satın alma şansına sahip olmuş anlıyorum olacaksınız. Hocam. Ama mahremiyet konusuna baktığınızda evet çok haklısınız. Bu bir mahremiyete sahip yani bu alan bir mahrem alan. Ama kim olduğunu bilmediğiniz bir kişiyle aslında bir ticaret gerçekleştirmiş olacaksınız. Evet. Beni belki korkutan noktalardan bir tanesi de o. Çünkü dediğim gibi karşında kim olduğunuzu bilmiyorsunuz ama bir alışveriş gerçekleştiriyorsunuz. Bir alıp satım işlemi gerçekleştiriyorsunuz. Yani güven bir anlamda kişinin suretiyle bağlantılandırılan bir şey. Evet, ben şimdi Ahu Orakçıoğlu'nu görüyorum. Siz Ali Murat Kırık'ı görüyorsunuz. İkimiz karşılıklı konuşabiliyoruz. Orada sanal bir kimlikle bu işlemi gerçekleştirmiş olacağız Ahu Hanım. Benim sadece aklımı hani kurcalayan sorulardan bir tanesi bu. Yani evet, hukuki altyapının da tabii gelişmiş olması gerekiyor işte, buraya dönük olarak. Niye bir sanal hukuk diyelim. Sanal bilişim hukuku bilişim diyebiliriz hukuku, buna. Evet. Çünkü niye? Yani buradan çok rahat bir şekilde ben var olan kirli paramı, kara paramı
buradan arazi alarak aklayabilirim. Bunun bir takibi de gerçekleştirmez. Zaten deep web dediğimiz, dark web dediğimiz sistem biliyorsunuz bu. Biliyorum. Webin görünmeyen tarafı hani çok farklı işlemlerin gerçekleştirdiği ilginç alım satım. Underground satın diyelim, yer altı. Underground'un da hep kripto paralar üzerinden alım satım yapıyor. Çünkü takip etme şansınız yok. Evet. Ben sizin EFT'nize bir para yatırsam, IBAN'ınızdan alsam, benden size gitse ya da sizden bana gelse bunun takibini sağlayabiliyoruz. Ama orada bunun takibini çok sağlayabilmek önemli bir uyarı. Mümkün değil. Hocam, Türkiye Cumhuriyeti ne yapıyor bu noktada? Siz Konya Belediyesi'nin burada... Konya Belediyesi. Geçtiğimiz hafta konuşmuştuk. Konuşmuştuk. Onu bir örnek olarak bir kez daha hatırlatalım. Tebrik ediyoruz Konya'yı gerçekten. Herhalde Türkiye'deki tek mi şu an Konya? Şu an ilk. Şu an yani ilk ve tek. Büyükşehir Belediyesi olarak ama... Türkiye Cumhuriyeti ne yapıyor mesela burada o yönde bir hazırlık, o yönde bir altyapı, bir simülasyon, bir kurgu var mı mesela? Merkez Bankası şu an dijital lira anlamında önemli çalışmalar gerçekleştiriyor. Evet. Bence bizim kendi kripto para birimimizin oluşturması son derece önemli. Kripto para dünyasına girmek isteyen çok insan var. Gerçekten ciddi anlamda yatırım yapılıyor. İnsanlar sabahtan akşama kadar artık böyle ellerinde telefon takip ediyorlar. Hangisi düşmüş, hangisi çıkmış, forumları takip ediyorlar. Bilmeyen insanların girmemesi gerekir Ahu Hanım. Evet. Özellikle sizin aracılığınızla altını çizelim. Önemli bir yani, uyarı. Evet, yani sadece keyif için alınabilir ama bütün paramı, malımı, mülkümü alayım satayım, şu yükselecekmiş, şu alçalacakmış, böyle bir dünya yok. Gerçekten bu bir borsa işi aslında. Hı hı. Bunu çok iyi takip etmemiz gerekiyor. Ne hangisi çıkmış, hangisi inmiş. Çıkan bir anda yükselebilir, yükselen bir anda çıkabilir. İşte white paper'larına bakmadan, sırf işte popüler bir dizinin ismini vererek, İnsanlar bütün paralarını varını yoğunu oraya yatırıyor. Evet, gazada gelmeyin diyorsunuz. Bilmeden kesinlikle. Bu işe girmeyin. NFT diyelim. Hadi ben NFT diyorum eski bir TRT spikeri olarak. Estağfurullah. Ahu Hanım, non-fungible token. Ben Latif'ten rica ediyorum. Bir NFT satılan bir dükkan var. Onun görselini de getirirse. Çok uygulamalı NFT nasıl? Evet, aynen. Onu götürürse. Üretilir tarafını da merak ediyoruz doğrusu. Oradaki mantık ne? Ama en azından işin ticari boyutunu NFT'de. Evet. Eğer bulabilirsek onu doğru da şey yapabilirse şey içerisinde slide'ın içerisinde mevcut arkadaşımız inerse onu da evet. Bakın şurada aslında bir teşekkür ederiz. Şurada bir NFT görüyoruz aslında. Evet, burası bir sanat merkezi sanat dünyaca ünlü. Evet. Şimdi sanat merkezleri de biliyorsunuz artık bu sanal gerçeklik evreni içerisinde yer alacak. Dolayısıyla sanatçılar kendi dükkanlarını açıp tıpkı o pazar alanlarında sattıkları ürünlerin birebir insanların avatarlar aracılığıyla inceleyebileceği, buradan alım satım işlemini gerçekleştirebileceği, yani aslında NFT dediğimiz o non-fungible token, değiştirilmez jetonlar, sanatçıların çizerek kripto paralar üzerinden alım satım işlemini gerçekleştiren bu sanat eserlerini satabildikleri alanları, mecraları da buraya taşımış olacak. Evet. Değiştirilemez jetonların en önemli avantajı kullanıcıların doğrudan bunları satın alması, bir jetonu başka bir jetonla, bir sanat eseriyle değiştirememesi, bunun doğrudan kripto para üzerinden alım satım işlemini gerçekleştirmesi oluyor. Yani Mona Lisa dünyada tektir. Bunun sahteleri çıkmıştır. Evet. Ama Mona Lisa bir tanedir. Da Vinci'nin bir tane Mona Lisa'sı vardır. Evet. Burada da bu sanatçının yapmış olduğu tek bir eser vardır. O yüzden kıymetlidir Ahu Hanım. Bunun özellikle altını çizmek istiyoruz. İnsanların NFT'ye şu an ilgi değiştirilemez olması tek olduğunu, tek olduğunu ifade etme amaçlı kullanılan bir ID'si vardır. Bu ID sadece biriciktir ve ona aittir. Anladım. Dolayısıyla o ürünün kopyasını istediğiniz kadar alın. Bugün Mona Lisa'nın herhalde yüzlerce, binlerce kopyası vardır. Evlerinde insanların asmıştır. %100. Aynen. Ya da son akşam yemeğinin aynı şekilde. Ama bir tanedir o. Aslı önemlidir, kıymetlidir. Hani taklitler asıllarını yüceltir denir ya. Evet. Buradan da dediğim gibi girip kullanıcılar gelip ürünlerini alıp satın alım işlemini gerçekleştirebilir. Hocam herhalde bundan daha iyi anlatılamazdı. Sağ olun. Yani gerçekten çok teşekkür ediyoruz Ali Murat hocamıza. Öğrencileriniz çok şanslı. Marmara Üniversitesi'ndeki öğrencilerinize de sevgilerimizi, selamlarımızı gönderelim ama ders saatinizden almadık, sizi boş zamanınızda aldık ama sağ olun, çok gerçekten izleyenlerin de ben çok faydalandığını ve ha buymuş diye işi kafalarında realize ettiğini düşünüyorum. Çünkü en azından empati kurduğum zaman ben nihayet anladım hocam. Benim anlamam çok önemliydi. Estağfurullah. Ben anladıysam herkes anlar estağfurullah zaten. Estağfurullah Hanım. Zaten siz çok teşekkür ediyorum hocam. Yani bir fırsatlar dünyası var burada. Evet. Şu an daha başında olduğu için fiyatlamalar çok yukarıya gitmedi. Bunun altını belki çizmek lazım. Bu işin tam ne diyelim randımanlı bir şekilde ortaya çıkması en az 20 sene hocam dedi. Evet. Kayda geçildi. Alacak. De, evet, kayda geçildi. Dolayısıyla işte burada da ne diyelim... günümüzün kahramanları diyelim herhalde. Evet. Değil mi? Burada Mark Zuckerberg'in. Latif arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Burada da Mark Zuckerberg'in işte Metaverse evrenini
lansmanını, tanıtım lansmanını, sanal ortamda yaptığı tanıtım lansmanını görmüş olursunuz. Avatarını oluşturarak o sanal dünyaya girdi. Tıpkı az önce size gösterdiğim görsellerin bakın birebir benzerini görüyorsunuz. Kişilerin evet. buralarda işte dediğim gibi bakın sanal oyunlar oynadığını görüyorsunuz. Buradan evet. bakın kağıtlar gidiyor. Burada bir oyunun bedeli var. Bu masaya oturabilmek için bir bedeli var ve kazandıktan sonra da dediğim gibi bunu kripto paralar üzerinden almış oluyorsunuz. Evet. Çok değişik bir teknoloji, evet, eğlenceli hocam. Ama aynı yepyeni zamanda korkutucu. Yepyeni bir dünya, yepyeni bir evren, evrenler içinde evren kuruluyor. Tarihi bir dönemecin içindeyiz biz insanlık olarak. Çok teşekkür ediyorum kıymetli yani, katkınıza. Ben sağ teşekkür olun, ediyorum. İnşallah gelecek günlerde yine bu yeni teknoloji evrildikçe, güncellemeler geldikçe hocam, sizinle yine konuşmak hocam. İsteriz. Siz bunları. De bizi update etmeye devam edin. Güncellemeye evet. çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Ali ediyorum. Ağırlamış tamam. olduk. Kısa bir reklam arası. Reklamların ardından biraz daha sanayi tarafına doğru geçelim. Real dünyaya gidelim artık. Bizden ayrılmayın.